Evet değerli takipçiler, bu videomuzda sizlerle MG4 ile Renault Megane E-Tech teknik detaylarını karşılaştırmasını yapacağız. Burada bu videoda donanımsal olarak da farkları neler, onları da ekran üzerinden göstermiş olacağım. Renault Megane E-Tech'te biliyorsunuz ki yaklaşık 20 bin kilometre tecrübem var. MG4'ü de kullandım ama yüksek kilometre bir yol yapmadığım için tabii ki detaylı bilgi veremem ama teknik özellikler açısından karşılaştıralım. Şimdi bu videomuzda konumuz Megane E-Tech ile MG4'ü karşılaştırıyoruz. MG4'ün teknik olarak Comfort paketi ile yani 51 kW'lık Comfort paketi ile 64 kW'lık Luxury paketi arasında teknik olarak da farklar var. Megane E-Tech'te de iki donanım var ama burada Tekno paketle ikonik pakette teknik olarak bir tane fark var küçük. Bu da AC şarj hızı. Onu anlatacağım. Önce donanımsal olarak bir farklarına bakalım neler varmış. Bu Comfort 1 numaralı, 2 numaralı Luxury paket, 3 numaralı X-Power Türkiye'de yok. Şu an biz 1 ve 2'ye bakacağız. Ben sadece bunları bayide görebilirsiniz araçları. Yani satın almak isteyen arkadaşlar bu farkları yerinde görmesi daha iyi olabilir. Ben önemli olanları size söyleyeceğim. Teknik detay anlamında. Şu an donanımsal incelemiyoruz araçları. Ama yine buradan bakabilirsiniz. Birçok özellik zaten her ikisinde de var. Güvenlik donanımı olarak Luxury pakette daha işte ilave kör nokta uyarı, şerit değiştirme desteği, acil durumda şeritte tutma sistemi gibi özellikler var. 360 kamera Luxury de var. Isı pompası, evet en çok karşınıza çıkacak konulardan bir tanesi ısı pompası. Luxury de var. Comfort pakette yok. Bu bir artı gibi gözükebilir sizin için. Bence önemli değil. Isıtmalı direksiyon var. Güzel bir özellik olabilir. Yine elektrikli koltuk var. Comfort'ta yok. Arka tavan spoiler'ı var. Luxury pakette. Bence güzel durmuyor ama bu tercih meselesi. Birçok insan için güzel olabilir. Bu sizin tercihinize kalmış. Otomatik kararan yan aynalar. Bir de ciddi olarak detaylardan birisi de Comfort pakette 17 jant. Luxury'de 18 jant bulunmaktadır. Her ikisinde de lastik tamir kiti var. Şimdi Megane'da nasıl fark? Tekno ile ikonik arasında donanımsal, teknik, donanımsal olarak farklar ufak tefek var. İşte kör nokta uyarı sistemi Tekno'da yok. Güvenli çıkış asistanı yani arkadan araç geliyorsa kör nokta uyarı sistemiyle çalışan arkadan araç geliyorsa kapıyı açmıyor. İç donanımlarda ne farklar var? İşte döşemeler kumaş deri karışık Tekno'da ama ikonik pakette deri koltuk var. Bunun haricinde lastik tamir kiti, pompa vesaire bunların hepsi de yine iki araçta da var. Jantlar burada MG'deki gibi değil. Her iki araçta da 20 inç jant bulunuyor. Lastik ölçüleri de aynı. Sadece kesimleri farklı. Her ikisinde de 20 inç jant var. Yıldız siyahı renk tavan. Burada Tekno'da opsiyonel. Kırmızı da geliyor direkt zaten. Diğer araçlarda opsiyonel. Her ikisinde de adaptif LED farlar var. Bilgi ekranları aynı. Dikiz aynasında kararma özelliği ve kameralı dikiz aynası var her iki araçta da, her iki donanımda da. Yağmur sensörü var. Sadece ciddi özelliklerden biri de Tekno pakette 6 yönlü elektrikli ayarlanabilir ve masaj özellikli koltuk bulunmamakta. Burada da işte multimedya sistemi, Bluetooth, multisensör 3 deneyim teknolojisi, kablosuz CarPlay gibi 3 kademeli rejeneratif fren sistemi her ikisinde de bulunuyor. Buradaki kablo iki donanımda da aynı kablo geliyor. Bu biraz yanlış bir bilgilendirme olmuş. Burada sadece en önemli teknik detay olarak Tekno paket AC yani yavaş şarjda 7,4 kW maksimum desteklerken ikonik paket 22 kW'a kadar destekliyor.
O yüzden bu bir ciddi avantaj teknik anlamda. Diğer noktalardakiler donanımsal farklılıklar. Bunlar tercih meselesi. Sürücü yorgunluk sistemi de yine Teknopaket'te yok. Benim aracımda Teknopaket. Birçok şeyi aynı. Ön ızgarada bir şurada gördüğünüz alüminyum, pardon, şurada gördüğünüz altın renk bir kaplama var. Teknopaket'te yok. Kırmızı ikonikte de yok. Kırmızı aracı dışarıdan hiçbir şekilde ayırt edemezsiniz. Jantlar hariç. Buradaki bu ekran Türkiye'de de yok. Yurt dışından alınma bu resimler. Ama diğer şekilleriyle hemen hemen iki araç da aynı. MG4'te de baktık. Şimdi fiyatlarına bakalım. Megane E-Tech'te Teknopaket'in fiyatı 1641, ikonik 1771. Bu fiyatlardan biraz daha belki böyle 50 bin lira daha düşük fiyata 2023 modellerini bayilerden alabilirsiniz. MG'ye geldiğimizde de Comfort 170 PSI olan 2023 model 1290, Luxury'de 1349 lira gibi gözükse de yine bunu da bayilerden bir tık daha düşük fiyata alabilirsiniz. MG'de bildiğim kadarıyla kredi kampanyası da var düşük de olsa. Şimdi gelelim karşılaştırmaya. Teknik karşılaştırmada bu sefer Megane E-Tech Teknopaket'le fark olmadığı için tek donanım olarak gösteriyor. Oradaki küçük farkı tekrar söylerim. Burada Luxury donanımıyla Comfort donanımını beraber karşılaştıracağız. Şimdi burada gerçek menzil değerleri şehir içi soğuk havalarda Megane E-Tech 370, ılık havalarda ve sıcak havalarda 570 kilometre diyor. Bu 570 bir önceki videoda da söylemiştim. Biraz zor ama imkansız değil, yapılabilir. 370 de soğuk havalarda yapılabiliyor. Tabii ki 20-80 kullanımızda bu rakam, %20 ile 80 arası kullanımızda bu rakam 250-300 gibi düşünebilirsiniz. Burada MG4'ün şehir içi soğuk hava 355 km, bataryası bir tık daha büyük olmasına rağmen Megane'da 60 kW batarya var. Burada 64 kW batarya kullanılabilir. Şimdi batarya detaylarına da bakarız. Burada da sıcak havalarda 535 km, ki MG kullanan kanalını takip ettiğimiz arkadaşlar da bu 500 km'lerin üzerine çıkabiliyor. Peki düşük donanım olan Comfort'ta menzil nasıl? Bunun bataryası 51 kW olduğu için burada 295 km soğuk, 445 km de sıcak hava menzili var. Yalnız bu araçta bir ufak fark var. Az sonra söyleyeceğim. Buradakiler size dezavantaj gibi gözükebilir. Fiyatta zaten çok ciddi fark var. Yani bu araç ikonik paket alırsanız 1 milyon 500 bin lirayı geçiyor. 1.600. Bu araç 1 milyon 300 bin. Bu araç 1 milyon 100 bin civarı. Yani çok ciddi fark var. Buradaki menzil, eğer ki şehir içi çok kullanıyorsanız, uzun yolda da çok üzmez sizi 445 kilometre. Burada güzel bir fark var, onu da söyleyeceğim. Şimdi uzun yolu gösterelim. Soğuk havalarda 270, 255, 210. Ilık havalarda şehirler arası, yani otoyollarda 350 kilometre Megane, 330 kilometre Luxury paket, 275 kilometrede burada Comfort paket MG ile yapabiliyorsunuz. Yine tabii ki biraz fark var gibi gözükebilir. Şimdi o farkı birazdan söyleyeceğiz. Burada daha bir Comfort'ın güzel bir özelliğini söyleyeceğim. Performans olarak 0 üzeri 7.4, 7.9, 7.7 birbirlerine çok yakın. Son hızları 160 km. Güçleri Megane 220 beygir, 218 beygir, MG4 Luxury 204, Comfort ise 170 beygir. Megane E-Tech önden çekiş, MG4'ün Comfort ve Luxury iki paketi de arkadan itiş şeklinde, böyle bir farklılık var. Şimdi gelelim buradaki farka. Kullanılabilir Megane'da 60, 61.7 Luxury MG4, 50 kW, 50.8'de MG4 Comfort da var. Şimdi burada hepsi
Lityum batarya ama burada Meganitek göreceğiniz üzere MG4 Comfort'ta LFP batarya var. Bu ne anlama geliyor? LFP bataryada 0'dan 100'e kadar tamamen bataryayı kullanabiliyorsunuz, bekletebiliyorsunuz. Buradaki batarya tipinde ise burada da yani eğer ki yol yapıyorsanız 100, %100'e kadar çıkabilirsiniz, problem yok. Veya işte %20'nin altına çıkabilirsiniz hareket halindeyken ama aracın bekleme durumunda yani hareket etmezken ki bataryasını aracı %100'e şarj edip bırakmayın. %80'i geçmesin. %20'nin altında da bırakmayın deniliyor. Bu da batarya ömrü açısından ama LFP bataryalarda böyle bir durum yok. O yüzden bu buradan da artı sağlamış oluyor. Her araç buradaki araçların tamamı 400 volt mimariye sahip. Garantileri ve süreleri de birbirlerine yakın. Şimdi gelelim hepsinin AC şarj süreleri birbirine yakın. Burada 6.6 kW, 6.6 kW MG'de. Meganitek'te ise 22 kW yazıyor AC. Bu ikonik pakette, tekno pakette 7.4. Yani tekno paketi karşılaştırdığımızda AC'de bu araçlardan şarj hızı bir tık daha hızlı. Bunlar çok önemli mi? Bence 6.6 ile 7.4 çok önemli değil. Ama 22 kW AC şarj nerede işinize yarar? Örnek veriyorum, bayram yolculuğundasınız. Bir mola verdiniz, bir saatlik. AC istasyonlar genelde maliyeti daha düşük olduğu için daha fazla ulaşılabiliyor. Ama DC istasyonlar genelde çok yoğun zamanlarda sıra olabiliyor, özellikle otoyollarda vesaire. O yüzden 22 kW AC'ye bile taksanız 22 kW'la 1 saatte 110 km'lik bir menzil alıyorsunuz ama burada 33 km alıyorsunuz. Yani 1 saat molanızda 110 km'lik bir menzili yine rahat bir şekilde alabilirsiniz. DC'deki hızları ise burada da bir değişik fark var. Meganitek 129-130 kW DC şarj hızı var. Luxury MG4'te 142. Buradaki Comfort donanımında ise 87 kW'lık bir DC şarj hızı var. Bunlar maksimum hızları. Bununla ilgili bir önceki videomda şarjın %80'den sonra ne kadar düştüğünü göreceksiniz. Ortalamada da 10-80 arası 88 kW alıyor. Luxury 116. Bu da 68 kW alıyor Comfort donanımlı. Yani çok fark yok gibi düşünebilirsiniz. Süreleri neredeyse birbirlerine yakın. 33 dakika, 24 dakika, 30 dakika gibi. Yani çok aşırı bir fark yok. Menzilden dolayı burada Meganitek bir tık avantajlı gibi gözükebilir. Ama dediğim gibi buradaki LFP batarya olması da MG4 Comfort'ı ön plana çıkarıyor. Gelelim. Burada WLTP değerlerine. MG4 Luxury ile Meganitek 450, Comfort'ta 350 km. Bunlar yakalanabilen değerler. Dolayısıyla bu konuda da herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yine burada görebilirsiniz şehir içi ne kadar kilowatt yaktığını. Soğuk havalarda yine en az yakan Meganitek. Ilık havalarda da en az yakan Meganitek gibi gözüküyor. Ama genel anlamda araçlar birbirlerine çok yakın. Güvenlik olarak MG4'te Meganitek'te 2022 yılında 5 yıldız almış Euro NCAP'ten. Güvenlik önlemleri olarak da birbirlerine çok uzak değiller. İşte %83 yetişkin çocuk güvenliği sürüş asistanları olarak birbirlerine yakın. Ölçüsel olarak baktığımızda Meganitek bir tık daha kısa MG4'ten. Genişlik olarak çok az bir genişlik farkı var. Yükseklik olarak da neredeyse aynı araçlar. Ağırlık olarak da Megan 1700, MG4'te 1726 ve 1710 olmak üzere yine çok yakın araçlar birbirine.
Meganitek'in arkasında 3 tane isofix bağlantısı. MG4'te 2 tane bulunuyormuş. Bu da değişik bir detay. Yani 3 tane isofix ile 2 tane 3 tane bebek koltuğu sığar mı bilmiyorum. Biz isofix çok fazla kullanıyoruz. Sağa geçir, sola geçir, ortaya geçir yapıyoruz. Değişik bir fark. Araçların üçü de hatchback, C hatchback olarak geçiyor. Burada ısı pompası Meganitek'te Türkiye'de maalesef yok. Ama ısı pompası olmamasına rağmen yukarıdaki değerleri de yakalayabiliyoruz. Burada ısı pompası Luxury'de var, Comfort'ta yok. Karşılaştırma bu şekildeydi arkadaşlar. Teknik detaylara baktığımızda araçlar fiyatlarına göre makul derecede sayılabilir. Yani menzil konusunda çok takılmadığınız sürece MG4 Comfort'ta alınabilir. Megane E-Tech Tekno pakette alınabilir. Neden? Yani bütçe anlamında burada 1 milyon 100 bin liralık bir araç. Burada da Tekno paketle bunun luxury'si birbirine yakın. Artık bu kullanıcının kendi durumuna kalmış. Bence her 4 donanımdaki araç da, yani Megane'ın Tekno'su da, ikoniği de veya MG4'ün Comfort'u da, Luxury'si de alınabilir düzeyde. Tamamen bu sizin bütçenizle alakalı. Ben Megane ve MG4 arasında çok kalmıştım. O yüzden bu video biraz uzun oldu. Görüşlerimi de belirtmek istedim. Peki şunu sorabilirsiniz, hani MG4 almadığın için pişman mısın veya niye Megane aldın diye. Burada da küçük bir yorum yapacak olursak, Megane'ı bayi ağı ve servis dolayısıyla daha kolay, daha sorunsuz olabileceğini düşündüğüm için tercih ettim. Yoksa MG4'ü sürüş kısmında bana güzel gelmişti test ettiğim araçta. Hatta Comfort modelini denemiştim. Yani gayet güzel bir araçtı. Şu an Megane yerine alır mıyım? Fiyatından dolayı alınabilir. Ama tasarımsal olarak Megane bir tık daha güzel geliyor bana. Bu da yine görecelidir. Bu daha elektrikli arabaya yakın MG4. Yani aerodinamik anlamda daha yakın duruyor. Megane biraz daha önü sivri ve dik olduğu için, Megane'ın önü dik olduğu için biraz daha aerodinamik ve işte sürtünme katsayısı yüksek aracın. MG4 o anlamda avantajlı. Ama demek ki verimlilik anlamında da Megane geride kalmamış. Renault'un tabii ki Zoe'den gelen bir geçmişten gelen tecrübesi de var elektrik anlamında. Bu yüzden ben başarılı buluyorum. Yani Türkiye şartlarında alınabilecek en makul elektrikli araçlardan biri. Ama bütçe doğrultusunda yine dediğim gibi MG4 Comfort'ta alınabilir. Isı pompasına hiç takılmayın. 64 kW batarya, evet güzel. Yani luxury donanımı da alınabilir. Ama aradaki bu fark da yine az bir fark değil. Tekrar baktığımız zaman, yani buradaki 1290 ve 1349 yanıltmasın 50 bin lira değil bu aradaki fark. Bir tık daha fazla oluyor. MG4 Comfort'ı da daha düşük fiyata alabiliyorsunuz. Bir de dediğim gibi LFP batarya olmasından dolayı sıfırdan 100'e kadar kullanılabilmek de rahatlık. Bu LFP batarya Tesla'nın Model Y standart range. Yani bir önceki incelediğimiz aracında da vardı. Ama Tesla'nın performans ve long range modelindeki batarya da MG4'ün luxury ve Megane E-Tech'te olan batarya türünden. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi seyirler.